Merhaba, ben veteriner hekim Nilay Tessay. 2002 yılındaki öğrenciliğimden bu yana İstanbul'da yaban hayvanları bulunduğu zaman fakültemize getirilirdi ve orada hayvanların tedavisine yardımcı olmaya başlamıştık. Daha sonra veteriner fakültesini bitirdim. Ben şu anda Anadolu yakasındayım. Burada fakültemizde çalışmalar, yardım etme devam ediyor. Fakat her zaman desteğe ihtiyacımız var. Burası çok küçük bir yer, bir dönüm kadar. Ve buraya bizim iki katlı konteyner koymamız lazım. Herkes burada kendi imkanlarıyla destek vermeye çalışıyor. Tabii ki Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yem ihtiyacı karşılanıyor. Tedavi masrafları da karşılanıyor. Fakat sadece bu ihtiyaçlar yok. Ayrıca Anadolu yakasında da bir merkezin olması gerekiyor. En azından bir acil bakım ünitesi yapılırsa orada kuşlar bulunduğu zaman, kirpiler bulunduğu zaman ilk müdahale yapılır. Ondan sonra buraya sevk edilir. Evet Orhan Bey, siz açıklama yapmak ister misiniz bu konuyla evet, ilgili? Evet, şimdi yaban hayvanları ile ilgili avcılar bence biraz katil. Ben avcıları avlama derneği kurmak istedim. Hayır dediler. Ne yapacaksın? Öldüreceğim dedim. Onlar hayvan öldürüyor. Ben de onları öldürüyorum. Yok ki ciddi söylüyorum. Racat ettim. Hatta köşe yazılarında yazıldı. Avcılar bence biraz katil. Yani bir canlıyı bile bile aldatarak öldürüyorlar. Bunun başka türlü yok. Kusura bakmasınlar. Avcılık diye bir sporu şimdi, kabul etmiyorum. Şimdi hemen hemen aynı yaş kuşağıyız. Evet. Bizim zamanımızda kırma tüfek vardı. Tek namlulu. Değil mi? Sonra çifte çıktığında Türkiye'de olay oldu. Hayvanın kaçma hakkını kısıtlıyorsunuz diye. Kaçma. Çünkü birinci de vuramadın, bedelini ödeyeceksin. Ayıya mı attın? Sen doldurana kadar ayı seni kovalayacak ikinciye. Eşit hiç olmaz. Şimdi yani, değil mi? Çifte olursa hayvanın şansını %50 daha azaltıyorsun. Aynen. Şimdi öyle. Pompalıyla gidiyor millet ava. Hayvanın yani kaçma özgürlüğü, şansı diye hiçbir şey kalmadı. 12 tane mi alıyor çocuklar onlar ya? O pompalı tüfeğin kaç aldığını bilen var mı? Bilmiyorum. 12 tane alıyor. Bir de aldatıyorlar. Sesler çıkarıyorlar, onları çekiyorlar. Evet. Her türlü teknoloji kullanıyorlar. Zavallı hiç bırakmıyor. Hayvanların kaçma şansı. Aslında bir denge lazım. O hayvanın ihtiyacımız var. Arıların olduğu gibi her şey bir doğada bir denge. Yani, yok ederse onu bilmiyorlar herhalde. Yemiyor muyuz? Yiyoruz. Fakat o havuzlu şuradan bir balık göster abi, senin için kesin diyor. Ya şu balığı benim için öldür diyemem ki dedim ya, buzlukta vardır. Evet. Bu sefer o buzluktakini yerken de acaba bu biraz önce burada mıydı diyorsun. Ay evet, öyle düşününce yani, zaman yiyemeyiz. Yani oradan yakalayıp senin için birisini kesmesi falan hakikaten çok ters geliyor. Özellikle avlarda bu pompalı tüfeğin mutlaka yasaklanması gerekiyor. Evet. Hatta evdeki silahların, tüfeklerin toplanması gerekiyor. Aynı şekilde ama Amerika çok korkunç mesela bu konuda. Maalesef. Her evde bir silah var. Yani bir silah. Sadece orada, güvenlik evet, kuvvetlerinde çocuklara bile öğretiyorlar. Silahı kullanmayı öğretiyorlar. Şimdi 80 milyonsak bende yok silah, sende yok, sende yok, sende yok. Bizim yerimize birilerinde ikişer tane var. Ama bazen alışıyor demek. Çocuk da alışıyor. Önünde ama, bir ama bizde silah olması karşı tarafı da silah kullanma hakkını söylüyor bir de. Her an hepimiz sinirlenebiliriz. Bir şey olabilir. Yani silah hayaliyle bir problem. Yani evet. Hiçbir şekilde olmaması gerekiyor. Doğru, hiçbir şekilde olmaması lazım. Gerekiyor. Şimdi bir telefon bağlantımız evet, var. Uluslararası Skal Turizm Örgütü geçmiş dönem Dünya Başkanı Sayın Salih Çene hattımızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Salih, hoş geldin. Salih benim sınıf arkadaşım aynı zamanda. Biz geçenlerde kaçıncı yılımızı kutladık? 50. yılımızı, yaşımız ortaya. Maşallah. Sonra bizim ve sınıf arkadaşlarımız arasında Bülent Ortaçgil, bir ara Mazhar Alansoy falan da beraber okuduk Salih'le. Şimdi Salih yıllardır Antalya'da turizmin önde giden isimlerinden bir tanesi. Kendisi anlatsın. Güzel bir uygulama yavaşlatmışlar. Bana telefonda anlattı. Ben dedim ki bunu herkes duysun dedim. Evet, dinliyoruz Salih. Şimdi Antalya Kulübü aslında Türkiye'de 17 tane golf adını verdiğimiz kulübümüz var. Bu uluslararası organizasyon içerisinde. Antalya Kulübü'nün çok güzel çevre ağırlıklı projeleri var. Ve onlar uygulamaya kondu daha önce. Bir tanesi aşağı yukarı tamamlandı ama bir tanesi devam ediyor. Birincisi sabun projesiydi. Bütün otellerde biliyorsunuz sabunlar hep artar. Misafirlere verilen sabunlar. Küçük küçük. Evet doğru.
bu sabunları otelcilerle Antalya bölgesindeki anlaşma yaptık. Bu sabunları toplayarak bir fabrikayla da anlaşma yaparak, otellere sabun yapan ve temin eden bir fabrikayla da anlaşma yaparak bu toplanan sabunları o fabrikaya transfer ettik. Onlar tekrar bunları eriterek işlediler ve tekrar kalıpla sabun haline getirdiler. Ve bir kargo şirketiyle yaptığımız anlaşma sonucunda da bu sabunları ihtiyacı olan okullara, yaşlılar evlerine ve benzeri yerlere dağıtımını... Güzel değil mi? Çok güzel, güzel şey. Tebrik ederiz vallahi, onu düşünmeniz bile çok güzel bir şey. Bu çok da güzel işledi. Aslında devam da ettirmemiz gerekiyor ama o fabrikayla şeyimiz belki de finansal sıkıntılar nedeniyle şu anda kopmuş durumda. Ama bu projeyi tekrarlamak niyetindeyiz aynı zamanda. Çok güzel. Tebrik ederiz. Tebrik ediyoruz. Bir ikincisi daha var. İkincisini de dinleyelim. İkinci projede Kırlangıç Projesi adını verdiğimiz ki o şu anda halen yürürlükte. Özellikle bizim bölgemize çok sayıda kırlangıç göçerler Antalya bölgesine. Ve bu kırlangıçlar otellerin balkonlarının tepelerine yuva yaparlar. Daha önce bu bir kirlilik yaratıyor diye maalesef bu yuvalar hep bozulurdu. Ve kırlangıçlara da büyük sıkıntı yaratırdı bu durum. Şimdi başlattığımız projeyle otellerle anlaşmalar yapılıyor. Ve bu kırlangıç yuvalarının hani misafirlere, odalara birer şey konarak, broşür konarak bu kırlangıçlara işte tekrar göç edecekleri döneme kadar bizlerin bakmamız gerektiği, dolayısıyla onların yaratacağı balkonlardaki kirlilikten ötürü özür dilediğimiz ama anlayış göstereceklerini umduğumuz şeklinde bir broşürle bu kırlangıç yuvalarının korunmasını ve bu kırlangıç göçünün bu bölgeye ve bu bölgeden olan sağlıklı yürümesini temin etmeye çalışıyoruz. Vallahi da çok başarılı, güzel. Bravo. Çok tebrik ederiz. Hepimiz alkışlıyoruz. Alkışlanır yani. Çok teşekkür ediyoruz Salih bağlandığın için. Evet, çok teşekkür ederiz. Nice güzel projelere, sağ ol. Evet, Antalya'ya bağlandık. Hoşçakalın, sağ olun. Evet, büyük ekrana bakalım. Onlarsız olmuyor. Bu kedi, evet. Sizin kediniz mi? Evet, Kozmos. Kozmos. Evet. Nereden buluyorsunuz? Erkek mi? Evet, erkek. Erkeğe benziyor. Gözleri çok şahaneydi bu. Ve inanılmaz da şey. Küçükten beri mi sizde? Evet. Ben sokakta buldum onu. Sokakta ne güzel. Evet. Sokaktan alıyorum. Ben de öyle. O kadar güzel belki kediler var ki sokakta. Kaçıncı kedim? Yani alıyorum. Mesela bazıları çok böyle işte sokakta bulduğum gün çantamda getirdim eve. Ne kadar güzel kediler. Ay. Gerek, o sanır ben geliyorum sen evet, diyor. Evet. Benim kucağıma vesaire böyle oturuyor. Ondan sonra bu da diğer kedilerden bir tanesi. Bunlara işte yapılması gereken masraflarını yapıyorum. Herkes yapamaya biliyor biliyorsunuz. Evet, o da var. Doğru. Daha sonra evlat edindiriyorum. Yani en azından o ilk zamandaki birkaç aşısı falan vardır ya. Evet. İnsanlar ondan biraz şey yapıyor. Şimdi onunla i̇şte, mı uğraşacağım? Evet, hani evet. İşte doğru. Kumu, saklama kabuğu falan. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. 5-6 tane kedi öyle evlat edindirdim. Yani masraflarını yapıp insanlar çünkü bir külfet gibi geliyor önce onların evet, aşılarını doğru. yaptırmak falan. Öyle yapıp evlat edindirdim. Kozmos'u artık veremedim kimseye. Ben sadece kızım diyorum çünkü hiçbir isme cevap vermiyor. Kızım deyince cevap veriyor. Öyle mi? Ben de öyle diyorum kızım diyorum. Dedim o kendi beğendiği bir isim yapsın. Yalnız bir tane zifiri siyahımız var. Komşu panter diyor. Ben Sidney Potter diyorum. Bir tane de sarışımız var. Tabii bizim nesil ne diyecek? Malum Monroe diyecek. Yazın hiçbirisi gelmiyor. Ev bahçe katı. Hepsi karşıda çamın altında yatıyor. O çamın bir özelliği var herhalde. Ya vücutlarındaki elektriği alıyor. Hepsi o çamın altında yatıyor. Ama şimdi iki gündür havalar kötü gidiyor ya. Evde üçer dörder tane yatmaya başladı. Camlar açık. Kış gelince arıyorlar, altı tane yedi tane yatıyor. Yeri. Beş tane yatıyor. Ama sabahleyin geliyorlar uyandırıyorlar. Çıkıp gidiyorlar. Bahçede büyüdükleri için ev hayatını da biliyorlar. Hiçbir şeyleri yok.
Ama çok ilginç oluyor evde. Aslında oraya onlara bakıyorsun, bir tane tekir yatıyor. Buraya bakıyorsun, köpekten sarma çok yatıyor. Daha basit. Kendine bakabiliyor yani. Kedi çünkü. Sadece kedi şey, dışarıda. Evet. Şimdi şunları beraber getireceğim. Güzel bir çok şey aslında. Evet, ondan sonra çevre haberlerine geçelim evet. Değil mi? Şimdi hı-hı. Bu Dünya İçin Bir Şey Yap kitabım benim 37. baskısına geldi. Ama sadece Türkçe'de kalmadı. İngilizce, Yunanca, Arapça, Farsça mı? Çince, Almanca, Urduca, Fransızca, Portekizce, Arapça şimdi geldi. İspanyolca, Endonezyaca, Rusça, evet, İtalyanca, bu Japonca, Lehçe, Taylandca ve Ukraynaca ve Korece'ye çevrildi. O bu ülkelerde okutuluyor. Bravo hocam. Şu anda İbranice'ye ve Arnavutça'ya da çevriliyor. Evet, dünya içinde şeyler yap. Urduca falan değildir. Efendim? Bana verdiğin doğru inşallah. Urduca, Lehçe falan değildir. Bütün şeyleri tanıyor ama ne güzel değil mi? Çok. Kendi şeyini hemen tanıyor. Peki nasıl bu kadar dünyayı gezmek, bu kadar insan, bu kadar dünyada farklı kültürü görmek? Dünyada 39. sırada en çok. Şu anda nasıl dünya şey? Klasmanında 39. Onda kutlaması olacak. Yani en çok gezen 39. kişiyim. Ve dünyada 193 ülke var. Birleşmiş Milletler'e kayıtlı ama. Onları tamamladım. En son Tuvalu'ya gittim ve onu da tamamladım. Ve önce inanmadılar. Dediler ki bir Türk gidemez. İşte pasaportu, vize gerekir. 50 tane soru sordular bana. Bir Nomadmania diye bir site var bu işi organize eden. Ama ispatlaman lazım. İşte uçuş kartlarını yolluyorsun, pasaportları yolluyorsun, fotoğraflar yolluyorsun geçim falan. Pasaportlarına kadar istiyor değil mi? Tabii 30 tane pasaportumu ama bazıları artık okumuyor tabii. Yıllar geçmiş. Tabii. Ondan sonra bana dedim ki benim 19 tane gezi kitabım var. İnanmıyorsanız orada ben bunları dedim gitmeden nasıl yazarım falan dedim. Neyse sonunda kabul ettiler. Benim öndeki ülkeler hep tanınmış ülkeler işte Rusya, Kanada, İngiltere, Amerika, bir Costa Rica var benim önümde. Onun dışında ilk Türk'üm, ilk Müslümanım, ilk Orta Doğu'dan falan ilk kişiyim. Yani bu listeye girmeyi başaran 39. olan. Gezmek güzel bir şey. Herkesi buradan yola çıkmaya davet ediyorum. Bundan sonra hangi ülkeye gitmeyi düşünüyorsunuz tekrardan ya da o bölge bir ülkenin başka tabii, bölgelerine tabii, gezeceksiniz bitmedi. Herhalde. Ben sadece şeyleri bitirdim. Yani yavaşça ülke şey gidecek. Ülke adayı olarak belirttim. Tabii devam edeceğim. Devam edecek. Ben bir yere 10 defa da gitsem sıkılmam. Gene çünkü gidelim. Gezecek çok yer vardır oralarda. İlla bir bölge değil. Farklı yer atıyorsun. Evet, ekolojist.net'in çevre haberlerine bir geçelim. Hollanda yine güzel bir proje imza atmış. Amsterdam'da plastik bardaklar ve şişe kapaklarından bisiklet yolu yapmışlar. Hollanda zaten geri dönüşüm projelerinde önde gelen ülkelerden. Şimdi Amsterdam'da 218 bin plastik bardak ve 500 bin plastik şişe kapaklarından 30 metrelik bisiklet parkuru elde etmişler. Ne güzel. Ayrıca üzerinden geçen mesela bisiklet sayısını ve günün sıcaklığını algılayan sensörler de eklenmiş. Ve dünyanın böylece ilk akıllı bisiklet yolu olarak tarihe geçmiştir. Aynen. Plastic Road diye. Şimdi bu ilk deneyim. Şimdi ölçecekler hani asfalt yolun yerine aslında bu tarz bir plastik yolu mu yapsak bundan sonra diye düşünüyorlar. Hem daha hızlı yapılıyormuş. Aynı zamanda hani çevre dostu aslında olmuş oluyor. Değerlendirilmiş oluyor. Değerlenmiş oluyor. Çok güzel bir şey. Ama tabii şey test ediliyor şu anda ne kadar sağlam olacağına dair. Çünkü sadece şu anda bisikletler üzerinden geçiyor. Bir haberimiz daha var. O da elektronik aletlerin yaydığı mavi ışık körlüğe neden olabiliyor. Aslında bir yerden de biliyoruz. Fazla bu iPad'lerden olsun işte bu telefonlar bize zarar veriyor. Aslında belli bir mavi ışığa ihtiyacımız var. Güneşten alıyoruz ama kötü bölümü de var. Aslında nasıl bunun korunmalı diye soruyorlar. Nasıl korunabiliriz? Kullanmamak ama nasıl kullanmayacağız? Zor değil mi? Evet. O yüzden şimdi mesela diyorlar ki bu gözdeki sinir hücrelerini öldürüyormuş. Aslında bu konuda çok bilinçli değiliz. İşte görme zorlukları başlayabilir ileride. Başka hastalıklar da yol açabiliyormuş. Şu anda bunun şeyin etkisini bilmiyoruz. Biz şu anda bunları kullanıyoruz ama ilerideki yaşta ne kadar bizi etkileyebilir? Özellikle çocukları. Neyse ben geç başladım. Evet, aslında şansınız var. Yani teknoloji Allah'tan geç gelmiş. Yani zaten genel anlamda güneş gözlüğü vesaire de kullanın hep diyorlar. Ama mesela uyumadan önce de karanlıkta kullanmayın diyorlar bu şeyi. Çünkü hemen herhalde gözünüzü kapatıyorsunuz da ondan dolayı hani. Ya da daha iyi mi o açıdan mı? Bir de içinde aşırı derecede daha fazla ve uyumadan önce özellikle hiç kullanmayın diyorlar mesela.
Ama bir de şöyle bir şey var. Vücudumuzda bulunan bir alfa tokoforo maddesi koruyabiliyormuş belli bir yaşa kadar. Ondan sonra diyorlar ki bazı yiyeceklerden alabilirsiniz tüketiminde. O yaş kaçmış? Ama onu söylemiyor. Yaş ilerledikçe etkisi azalıyor. Ama mesela biz şimdi herkes bir şey diyor ya, mesela zayıflamak için yoksa vitamin almak için şunu tüketin, şunu tüketin. Şimdi buna mı başlayacağız? Badem, ay çekirdeği, brokoli ne kadar zor. Yani aslında ne kadar uzak durabilirsek bu şeyden o kadar iyidir. Yani bu arada Seyfi Bey'in de biliyorsunuz sade nokta hastalığı var. Evet. Bahsetmiştim. O yüzden onun da tedavisi ne biliyor musunuz? Nedir? Yapıyor. Muz kabuğu. Muz kabuğu. Muz kabuğunu ben Seyfi'ye söyledim. Şimdi muzla muz kabuğunu beraber blender'a koyuyor, içiyor. En faydalı şey muz kabuğu. Ama kabuğu olduktan sonra kabuğu, onun tedavisi oluyor mu öyle? Hocam. Yok, muzun kendi. Muz kabuğu. Biraz da şeker falan tabii, evet, biraz acı oluyor. Acı. Onları içiyor. En faydalı şey muz kabuğu. Şimdi güzel, devamlı onu içiyor musun diyorum. Güzel. İçiyorum diyor. İyi geldi herhalde. O da sarı noktalı. Gelmese de alışmıştır yani. Seviyor zaten. Ay, hiç sarı noktalı görmemiştim. Son bir haberimiz daha var. Yine Amsterdam. Neden Amsterdam bu kadar önde? Ya da önüne mi çıkıyor bilmiyorum. Amsterdam'da uygulanan basit bir yöntem varmış. Arı ölümlerine çözüm bulmuşlar diyorlar. İşte Amsterdam'da mesela arılar 2000 yılından bu yana %45 oranında artış göstermiş. Hani biz diyoruz ya arılar ölüyor, ama orada mesela ne yapmışlar? Bir tren istasyonunun çevresi çalılık, yabani otlar ve çiçeklerle donatılmış. Bu bir şey olmuş, ilham kaynağı olmuş. Sonra birçok kamusal alanlarda yeşil, işte bu yabani otlar, çiçeklerle donatılmış. Artık her yere, yani bize de yapılsa iyi olur. Hem yabani otlar hem çiçeklerle donatılıyor. Ama bunu toprağı bir bulabilsek. Bulabilsek evet, aynen. Yani. Ama mesela şöyle bir şey var. Ekosistemin korunma altına alınması için 38,5 milyon dolarlık bütçe ayrılmış. Burada öyle bir bütçe ayrılıyor mu? Yok canım, ne gezer. Hiçbir kuruş ayrılıyor mu acaba? Tüm bütçe. Bilemiyorum. Ya bir de bu, sana bir soru. Umarız hadi ayrılır. Bakalım. Bir yarışta ikinciyi geçersen ne olur? Bir yarışta ikinciyi geçersin. Sen ne olur? İkinci olursun. Gene ikinci olursun. İkinciyi geçmiş olursun sadece. Bravo. Beşliğinden kalırsın de. Aynen. Şimdi bir olayla, bir komik bir olay anlatacağım. Mali'de Cenne diye bir cami var. Bu cami dünya çapında ünlü. Herkes onu görmeye gidiyor. Böyle her sene onu, oranın özel nehirin kiliyle her sene tekrar şey yapıyorlar. Çünkü dayanmıyor. Harika bir cami. Biz gittik grup olarak onu görmeye, işte bir 4-5 yıl önce. Böyle çarşının ortasında bir cami. Ona içeri gireceğiz. Adam yolumuzu kesti bizi. Dedi ki Müslüman mısınız? İşte kelime-i şehadet, tamam. Burada dedi abdest alacaksınız dedi hepimize. Şimdi tamam. Önce bir tamam. Su. Tek başına bir su ve kirli bir su. Ondan sonra biri aldı, beğenmedi, olmadı, giremezsiniz dedi. Adam mani oluyor. Ondan sonra bizim bir Yunan Hanım var Antalya'dan. Dedi ki ben onu oyalayayım dedi, siz orada kaçın dedi. Adam bakıyor falan, o da böyle oyalıyor, böyle mi yapayım, böyle mi? Biz hepimiz kaçtık içeriye. Onun sonunda bir de Selma Hanım var, çok şişman, bir türlü kaçamıyor. Neyse, adam anladı bizim kaçtığımızı, bizi kovalıyor şimdi. Allah'tan direkler var. Biz direklerin arasından kaçıyoruz. Ondan sonra yakalanan seccaya duruyor. Adam dokunamıyor. Oradan kaçıyor, oradan kaçıyor falan. Adam bayağı elinde sopayla bizi kovalıyor. Ondan sonra dedi ki zaten dedi siz kıbbeyi de farkında değilsiniz dedi falan, kızdı. Arkadan polisler geldi. Büyük olan niyet diyeceksin. Ya dedim ki ya burası turistik şey. Yani biz Müslümanız, niye gezemeyelim buraya? Ondan sonra bayağı karakollara götürdü adam bizi. Su da pisti. Su pis dedim, mecbur muyuz dedik yani biz burada dedim abdest almaya falan. Sorma yani, öyle bir maceramız var. O Cennet Camii'ni hayat boyu unutmayacağım. Çok güzel hikayeler bitmiyor. Evet. Ama maalesef programın sonuna geldik. Öyle mi? Ama son çevre mesajlarınızı alabilir miyiz sizden? Önemsediğiniz bir konu varsa. Yani bir kere dünyaya gerçekten ihanet ettiğimizi düşünüyorum insanlar olarak. Onun her şeyini kullanıp tüketiyoruz ve çok sorumsuzuz. Hocamın bir defa... Hocam gibilerinin sayısının artmasını çok istiyorum ben. Lütfen artı bir. Bugün yine lütfen artı iki oldu mu? Her gün artık bize artı bir değil, artı iki yapsak hep iki konumuz. Ve insanların artık gerçekten dünyaya değer vermeleri ve yarınlarını ve çocuklarını düşünmeleri gerekiyor. Yeşili, suyu ve doğayı her şekilde korumamız gerekiyor. Çünkü
yani lazım ve onsuz ve yani tabiatsız ve doğasız bir dünya olabilir mi, bir yaşam olabilir mi? Evet. Bazıları evet. olabilir düşüncesindeler. Ama tabii inşallah şey onların evet akılları başlarına gelir diyorum yani. Evet, teşekkür ederim. En çok ederiz. İstediğim şey bu denizlerde çok sıklıkla kullanıyorum vapurları vesaire. Gerçekten hiç dikkatsizce. Hı. Yani her şeyi görebiliyorsunuz suyun üzerinde evet, ya. Evet. Bu kadar olmaz. Evet. Çöp sepeti olarak maalesef. Kullanılıyor. Evet. Belki ilkokullara ders olarak konulması gerekiyor. Kondu, evet. Kondu. O da yapıldı ama. Ama aileden başlıyor de biraz da. Trafiğin de ilk derse başlaması gerekiyor. Sahiller çok güzel oldu. İstanbul'da olduğum için İstanbul'dan söyleyeyim. Bostancı sahili. Biliyorsunuz biz nerede bir metrekare yeşillik bulsak orada bir mangal yaparız. Evet. Giderken getirdiğiniz eşyaların çöpüne lütfen çöplerini doldurun ve götürün. Hı. Naylonla. Bir de isim vermeyeceğim. Bodrum'da bir sırt orman vasfını kaybetti diye bir inşaatçı beyimiz. Orayı bana vermiyorlar diyor. Orman vasfını kaybetti oysa dedi. Ben buradan rica ediyorum orman vasfını kaybeden yerlere bir inşaatçımız 500 tane ağaç diksin. Hı. Bir orman evet. vasfı kazandırsın. Her yere bina dikmek zorunda hissetmesinler kendilerini. Evet. Diktikleri binalar için kesilen ağaçları hiç değilse buraya ekmiyorlarsa Kocaeli'ye eksinler. Kocaeli'nde mahvettilerse gitsinler Gebze'ye eksinler. Hayır zaten Gebze. O kapıyı açarsak hepsini yakarlar. Yani, orman vasfını evet, kaybetmiş diye bir şey yok. Yani Bodrum'a da 50 katlı binanın yapılmasının anlamı yok. Oraya bir 500 tane ağaç dikin, orman vasfı kazandırın. O tabelada isminiz inşaatlarındaki isimlerinden daha fazla yaşayacak. Zaten şöyle değil mi hani ormanlık arazi hiçbir zaman vasfını kaybettiriyoruz. Evet. Kaybetmesi diye bir şey söz konusu yok. Değil zaten. Kaybetmiyor yani. Ama değil mi? Tekrar yetişiyor. Makine bir orman çeşididir. Yani muhakkak ağaçlar olması şart değil. Tarım arazisi de aynı şekilde. Makinelik de aynı şekilde. Bitirdik mi? Evet bitirdik. Evet sevgili seyirciler programımızı güzel bir şeyle bitiriyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Çevre dostu kalmanız ümidiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kızlar ne haber, ne yapıyorsunuz? Beni her zaman yakalıyorsunuz ama. Ne zaman yakaladım kız? Daha önce de görüştük. Görüştük. Ne sormuştum kız Allah aşkına? O gün bankaya gidiyordum. Aa Türkiye'nin iç borcunu ödeyen kadın. Türk gençliği sana neler borçlu biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Senin sayende gayri safi milli hasılamız yükseldi. Evet. Allah razı olsun. Kız gullüm ne demek biliyor musun? Bilmiyorum ne demek olduğunu ama ben sizi çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Eski bankacısınız. Evet eskiden bankacıyım. Evet. Sen de mi eski bankacısın? Ben de bankacıyım. Kız öyle bir tipim var ki para ilk icat olduğundan beri bankacı gibisin. Çok teşekkür ederim. Siz de çok şıksınız. Teşekkür ediyorum sağ olun. Çok mersi. Hadi tutma beni. Hadi görüşürüz. Yürü. Thank you.